sorum olacak peş peşe, ikisi birbiriyle biraz bağlantılı. Şimdi Enerji Piyasası Denetleme Kurumu kararıyla İstanbul'da doğalgaza bir indirim olduğu açıklandı. İGDAŞ sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibariyle indirime gidildiğini söyledi. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaparak doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgazı indirim değil. İstanbul'da zaten dağıtımı İGDAŞ yapıyor dedi. Bu sizin yaptığınız bir indirim midir? İBB'nin yaptığı bir indirim midir? Biz indirimden memnunuz. Kimden gelirse gelsin ama işin siyasi boyutunu da merak ediyoruz doğrusu. Şimdi bu nedir yani? Doğalgazda indirim midir? İşletimde indirim midir? Şöyle söyleyeyim. Kim yapmıştır? Evet. İstanbul'da yapıldıysa niye başka yerlere yapılmamıştır? Evet. Onların hepsini cevaplayalım. Şimdi BOTAŞ Türkiye genelinde tüm şehirlere toptan gaz satışını yapan ve taşıyan ulusal milli şirketimiz. Onun tüm şehirler için, tüm iller için toptan satış fiyatı var. Şu anda da işte zaten bir değişim de yapılmadığı için 4 liralık yaklaşık 4 lira 08 kuruştan 1 metreküpünü satıyor. Bunun üzerine o ildeki dağıtım şirketinin bir dağıtım payı eklenir. Aslında dağıtım payı oradaki dağıtım yatırımlarını ve işletme giderlerini karşılayacak şekilde bir bedeldir. Benzer bir uygulama elektrikte de vardır. Bu uygulama dünyanın her yerinde de aynıdır. Şimdi dağıtım tarafında tarife dönemleri var her bir şirket için. Bunlar 5 yılda bir hesaplanır ve her bir il için, her bir bölge içinde o bölgedeki yapılan ve yapılacak olan yatırımlar, oradaki işletme giderleri, yine o ildeki satılan doğalgaz miktarına bağlı olarak bir birim bedel belirlenir. İGDAŞ büyük oranda yatırımlarını tamamlamış bir şirket. Ben 1994'te de sektöre ilk girdiğimde İGDAŞ'ta etüt proje müdürü olarak başladık. Sonra başka görevler aldık. 2002 yılında da ben oradan ayrıldım. Sonrasında da bizden sonra gelen arkadaşlar da neredeyse artık köylerine varıncaya kadar şebekeyi genişlettiler. Avrupa'nın da en büyük dağıtım şirketlerinden birisidir. Ama yatırımlar büyük oranda tamamlandığı için gelire olan ihtiyacı azaldı. Ve bu dağıtım tarife yönetmeliği de demin bahsettiğim gibi yapılan ve yapılacak yatırımlara göre belirleniyor. Aksi takdirde bir şirkete, bu kamu olsun özel olsun, bir ayrım söz konusu değil, fazladan bir ödeme yapmış olursunuz ki bu doğru olmaz. Bu indirim sadece İstanbul'da mı oldu? Hayır. Ankara'da öyle da oldu, İzmit'te çünkü de oldu. Niçin yılbaşında gündeme geldi? Tarifesi en son düzenlenen 8 ilden birisi İstanbul'du. 8 ilde de muhtelif oranlarda indirimler oldu dağıtım bedelinde. İstanbul'daki dağıtım bedelinin nihai faturadaki karşılığı da yaklaşık %12 olmuş onun oldu. Onun kadar başka şehirlerde var, de var, indirim var, var ya da olacak var. Mı? Ben yani şu anda şu tamamlamış olan tamam, bir sistemi 81 aslında ilin tamamında tarife dönemi geçtiğimiz yıl aslında tamamlandı. Peyderpeyde herkesin tarihi farklı olduğu için ilan tamamlanmış edildi. Olanlar. Ay şöyle. Doğru. Yatırımı tamamlanmayan şehirlerimiz de var. Hayır, yatırımı tamamlanmış olanlarda bu fiyat iniyor. İniyor. Mesela aynı şekilde İzmit'te indi. Kim indiriyor? EPDK. EPDK indiriyor. Bu demin bahsettiğim parametreleri dikkate alarak, yatırım, işletme giderlerini dikkate alarak bakıyor, bir hesaplama yapıyor. Ona göre diyor ki dağıtım bedeli şu kadarlık bir bedel, senin giderlerini karşılamak için yeterli diyor. Tamam. Dolayısıyla aslında İGDAŞ yapmadı indirimi. Tabii EPDK'nın düzenlemesi EPDK'da gereği oldu. EPDK'da cebinden bir şey vermedi. Büyükşehir İGDAŞ'ın artık zaten yatırımları tamamlandığı tabii için daha fazla para kazanmasına gerek olmadığına hükmetti. Tabii yani gelir ihtiyacı fazla durum olmadığı için bu şekilde bir düzenlemeye gitti. 81 il içinde aynı metodoloji geçerli. Yani oradaki metodoloji İstanbul'da farklı, Ankara'da farklı, İzmir'de farklı değil. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'li olmasıyla da ilgili. Kesinlikle onunla yani da bir ilgisi yok. AK Parti'de aynı şey olacaktı. Hiçbir alakası. AK Parti'li illerde de aynı şey oluyor. Yani bu. Aydın'da CHP var. Orada da indi tarife. Ankara'da da indi. Ama orada şirketin sahibi onlar olmadığı için gündeme çıkmadı. Bir de yani, yine özel dağıtım şirketleri. İGDAŞ'ın da bir lisans sahibi olarak, sahipliğinden bağımsız olarak diğer şirketlerden tabi olduğu mevzuat bir açısından yani bir farklılık yok. Tamamen teknik hesaplama bir yöntemiyle ilgili
bekliyorsunuz. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorduk, bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir çağrısı var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bununla ilgili de bir mektup yazmış bildiğimiz kadarıyla. Şimdi şöyle bir sorunu var Ankara Belediyesi'nin. Diyorlar ki Türkiye'de sadece EGO'ya özgü bir durum olarak otobüslerimizin %84'ü CNG'li. CNG maliyeti %1000 arttı. 1.67'den 20.77 liraya yükseldi. Bununla ilgili bir fiyat ve vergilerde düzenleme çağrısı yapıyorlar. Yoksa zam yapmak zorunda kalacağız diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi bizim doğalgazda fiyatlama, satış fiyatı stratejimiz 3 başlıkta ilerliyor. Birincisi konutlar, ki demin de sorunuza söylemiştim. İşte %75 oranında bir sübvansiyonla hane halkını destekliyoruz. Sonra orta ölçekli küçük işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler var. Hizmet sektörü burada yer alıyor. Küçük sanayiciler yer alıyor. Orası da yine aşağı yukarı %45-50 oranında sübvansiyonla yapılan bir uygulama var. Yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketimi olan tüm büyük tüketiciler, işte sanayi grubu olabilir, çok büyük ticari işletmeler olabilir. Onlar ise sanayi grubunda veya büyük ticari grubunda kalan tarifeler, orada herhangi bir sübvansiyon uygulamamız bugüne kadar olmadı. Çünkü artık orası sanayi ve ticaret alanı. Orada ilave bir destekleme hazinenin üstüne ekstra bir yük getireceği için orada bir destekleme olmadı. Maliyet tabanlı yürüdü oradaki fiyatlama politikamız. Yani alış maliyetleri düştükçe düşüyor, yükseldikçe de yükseliyor. Nitekim son 2-3 ayda orada %15 ile 25 arasında farklı kategorilerde de bir indirim de yapılmış oldu. Bu yılbaşında açıklanan, biliyorsunuz, sanayicilerle ilgili husus da bununla ilgilidir. Ankara EGO ile alakalı olarak da anladığım kadarıyla onlar büyük tüketici sınıfında, yani yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketiyorlar. Kategorik olarak bu büyük kullanıcılar sınıfında olduğu için diğer 1 liradan 20 liraya çıkmış. Çok o zaman 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 fiyatlarda bir artış oldu tabii. Yani hangi dönemi baz alarak söylediler bilmiyorum ama demin hani yine bir başka sorunuzda 125 dolardan efendim 1500-2000 dolarlara çıktığını söyledik. Bu grupta bir sübvansiyon uygulamamız yok. Dolayısıyla BOTAŞ burada maliyet tabanlı ilerliyor demiştik. Doğrudur. Yani burada bir maliyet artışı, ondan dolayı üstlenmiş olabilirler. Burada kategorik olarak o abone grubu, CNG abone grubu farklı bir yerde yer aldığı için bir yükselme söz bu konusu olabilir. Bu çağrıya karşılık verir misiniz? Yani var mıdır bir çözüm Ankara Belediyesi? Bununla ilgili çalışmamız lazım. Yani böyle bir şey yapılabilecekse çalışmamız lazım. Bu bizim gündemimize ilk defa da gelen bir şey. Yani birkaç gün önce bana da bir konu intikal etti. Ben de hani arkadaşlara çalışırsın dedim. Ama doğrudan reddetmediniz, çalışılsın dediniz ve bakacaksınız. Tabii tabii. Yani burada sadece güzel, o sadece o belediye için değil, hani toplu ulaşımla alakalı olarak diğer belediyelerle de tabii bir görüşme yapmak gerekir. Bunun hepsini değerlendirmek gerekiyor ve bir hani destekleme kararı alınacaksa da bununla alakalı, çünkü hukuken bizim başka işlemleri de işletmemiz gerekiyor. İşte hazine tarafı var, Cumhurbaşkanı kararı üretmek gerekiyor vesaire. Önce biz hakikaten bu durumu bir tespit edelim, ondan sonra değerlendirmelerimizi ilgili kurumla istişarelerimizi yaparız. Hani bugünden evet veya hayır demek doğru değil, çalışmamız lazım. Başka belediyelerden benzer talepler geliyor mu, gelecek mi? Şu anda anladığım kadarıyla Ankara Belediyesi'nin doğalgaz filosu daha fazla. Evet, onların daha fazla. Doğalgaz filosu daha fazla. Tabii burada bir ayrım söz konusu olmaz. Hani böyle bir uygulamaya gidilecekse. Mesela İstanbul'da da bildiğim kadarıyla doğalgazlı otobüsler var. Anadolu'nun başka yerlerinde de doğalgazlı otobüs işletmesi olanlar var. Bunların hani hepsini ekstra getirebileceği bir yük nedir, ne kadardır? Bunlara bir çalışmamız lazım. Bu İbadethane ve Cem Evlerinde indirim yaptınız. Onu da nasıl karşılandı? Son derece pozitif, olumlu karşılandı. Bu zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen bir talepti. Elektrikte biliyorsunuz geçen yıl Nisan ayında bu uygulamaya geçilmişti. Onlar da mesken grubuna alınmıştı, en ucuz tarife grubuna. Doğalgazla ilgili olarak da o sınıftan mesken sınıfına taşınması talebi gelmişti. Onu da değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik.
Ve bu şekilde de yılbaşından itibaren hem ibadethaneler hem de cemevleri mesken abone grubuna geçmiş oldular ki yaklaşık %40-45 arasında bir indirimden yararlanmış oldular.